Merhabalar bugün 27 Temmuz 2021 Salı Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Ben Turan Görür Yılmaz. Sevgili seyirciler önemli bir analiz yayınlayacağız bugünkü programda. O analiz Tarık Toros'tan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ekrandaki uyuklar görüntüsü bazı tartışmaları beraberinde getirmişti. Ama işin sadece o son görüntüyle e, ...alakadar olmadığını anlamak gerekiyor. Bunun bir süreci var. Biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Hangi olaylar var? Birkaç tane spesifik, çok dikkat çeken ama gözden kaçan benzer hadiseler var, konuşmalar var. Tarık Toros bunları güzel derlemiş, biraz sonra aktaracağız. Ama o analizi yayınlamadan önce biliyorsunuz gündemde bir yandan da olimpiyatlar var sevgili seyirciler, Tokyo olimpiyatları... Sonra bizim kızlarımız, kadınlarımız, voleybol milli takımımız Çin galibiyetinden sonra o galibiyet, o önemli galibiyetin basitçe kutlamasını değil de gündemdeki saçma sapan konuları konuşmak zorunda kalmıştık. Buna dair bir iki bir şey söylemekte fayda var. E, din adamlarımı diyelim, din görevlileri mi diyelim. Kendinde bu tarzda görev belleyen insanlar mı diyelim, işi gücü bırakmışlar. Kadınlarımızın başarısını bırakmışlar. Oradaki olimpiyat başarısını bırakmışlar da yok şortlarının, yok taytlarının boyu, yok şusu, yok busu, yok kadın şöyle olmalıymış, böyle olmalıymış İslam'dan örnekler veriyorlar. Ben din adamı değilim ama şunu söyleyebilirim herhalde o din görevlilerine, o erkeklere. Şimdi kadınlarımıza bu kadar laf söyleyen, İslam'dan örnekler veren ey din görevlilerimiz... Bu ülkede hak yeniyor. Bu ülkede çocuklar eziliyor. Cinsel tacize maruz bırakılıyorlar. Bu ülkede kadınlar dövülüyor. Eziyet görüyor, işkence görüyor, öldürülüyor. Bu ülkeyi yönetenler haksızlıklar yapıyorlar. Kul hakkı yiyorlar. Zenginleşiyorlar. Fakir daha da eziliyor. Siz neredesiniz mesela? O erkeklere de bir iki bir şey söylüyor musunuz? diye sormak gerekiyor ama böyle durumlarda bu din görevlerimizi hiçbir yerde ne yazık ki görmüyoruz tek kelime ederken herhalde bunların dini veya bunların temsil ettiği e, o makam sadece kadınlara laf söylemek için e, oluşturulmuş bir makam onlar da herhalde görevlerini yapıyorlar bugün elbette İtalya karşısına çıktı kadın voleybol Milli takımımız olimpiyatlarda yenildiler ama güzel mücadele ettiler. Ben de seyrettim. Bir önemi yok. Spordur bu. Yenersiniz, yenilirsiniz. Önümüzde de maçlar var. Umarız oradan da başarılı bir sonuçta ayrılacaklar. Bu iş bu kadar kolay. Yani işin şöyle şort altı kısmına falan hiç bakmayın. Siz edebinizi, siz namusunuzu kendi edebinize, kendi namusunuza bakın onun bunun başkasının edebiyle namusuyla uğraşmayı da lütfen bırakın diyelim ve Tarık Toros'un o çarpıcı analizine geçelim. Birileri Erdoğan'ı güçsüz ve hasta gösterme derdinde. Bu çok net. Bu görüntünün bir kaza eseri yayınlandığını ve bir kaza eseri böyle bir şeye yol açıldığına çok fazla ihtimal vermiyorum. Başka Sızan şeyler de oldu. Mesela Egemen Bağış'ın 2011 yılında bir özel uçakta Ali Bayramoğlu'yla işte şampanya içtiği veya işte masada kadehlerin görüldüğü fotoğraf. Bu da içerden sızmış bir fotoğraf. Mesela Erdoğan'la Binali Yıldırım'ın farklı tarihlerde aynı konuşmayı yapmış olmaları. Yani metin yazarı almış kopyalamış Binali Yıldırım'ın konuşmasını Erdoğan'a kopyalamış veya Erdoğan'ın konuşmasını Binali Yıldırım'ın konuşmasına kopyalamış. Arada aylar var belki yıl var bunu dikkatli bir hafızanın falan yakalaması mümkün değil. Erdoğan neredeyse her gün saatlerce konuşuyor. Yani Binali Yıldırım da konuşuyor. Yani şimdi birisi alacak konuşmaları karşılaştıracak da aynı paragrafı bulacak. Mümkün değil. Bu da içeriden sızdırılmış bir şey. Benzer şekilde okluk da yapılan yazlık sarayın fotoğrafları sızdı. Neymiş efendim? Mimarı kendi internet sitesine koymuş bunu. E, bu işler pek, pek böyle olmuyor. Yani Erdoğan gibi birine saray yapıyorsunuz ve ondan sonra içini dışını yatak odasına kadar e, fotoğraflarını yayınlıyorsunuz. Bunların hepsinin ben Erdoğan'ı zorda bırakan, zorda bırakmayı amaçlayan hareketler olduğunu düşünüyorum. Mesela yanlış da konuşturuluyor. Yani İngiltere'de insanlar 100 sterline aşı oluyorlar. İşte bizde böyle bir şey yok falan filan gibi bir şey söyledi. Açık bir yalandı bu. Bunu Türkiye'deki herkes de biliyordu. Tamam Türkiye'de siz... Evet büyük yalanlar söylemeniz lazım ve halk büyük yalanlarla halkı büyük yalanlarla uyutuyorsunuz ama böyle bir yalanın patlayacağı böyle bir yalana kimsenin inanmayacağı yani herkesin Almanya'da İngiltere'de Hollanda'da hısımı akrabası var. Yani bu çağda herkes Facebook var ne bileyim Twitter Instagram var anında bir etkileşim oluyor gurbetçi faktörü var nereden baksan Almanya'da 3-4 milyon insan yaşıyor yani İngiltere'de nereden baksan 5-600 bin Türk var bunların Türkiye'de uzantıları var yani bu yalanın üzerinden bir hafta geçti geçmedi. Erdoğan bir daha dedi yani. Avrupa Avrupa'da işi şeyle yapıyorlar. Aşıyı parayla yapıyorlar. Biz yapmıyoruz gibi yalan söyletiliyor ve çok açık bir yalan söyletiliyor. Yani halkın itibar etmeyeceği bir yalan söyletiliyor. Dolayısıyla şimdi burada Erdoğan'ın koltuğa yığılmış gibi oturduğu, kelimeleri gevelediği, zaman zaman kendinden geçtiği bu 12-13 dakikalık bayramlaşma videosu tam da bu aşamada dolaşıma girdi. Ve hem Erdoğan'a hem de Propaganda Bakanı'na bacak arası yapmış oldular. Fahrettin Altun da sinirdi zaten gitti. Habertürk'ten Fatih Altaylı'dan çıkarmaya çalıştı. Hatırlatalım 15 Mayıs'ta bundan birkaç ay önce Profesör Emin Gürses ulusal kanalda katıldığı bir yayında şöyle demişti. Erdoğan güvende değil, iki bakan bir başkan, üçü bir araya gelecek, Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi değildir deyip kendileri ülkenin yönetimini alacaklar. Bunu akla getirdi, bu Emin Gürses'in çıkışını akla getirdi. Bir diğer şey de şu, bu Emin Gürses'in lafına çok fazla itibar ettiğimden değil, Ankara'da. Gerçekten Erdoğan sonrası dizayn ediliyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşıyor. Saraydaki çevresi dahi Erdoğan'a çelme takmaya başladı ve içeriden vuruluyor. Belli ki kendi de farkında değil. Erdoğan farkında mı diye bir soru gelebilir akla. Bana göre çektiği videoda düştüğü durumun dahi farkında değil. Bir güç mücadelesi mi, bir ayak oyunu mu, bir taht kavgası mı bize bunları işaret ediyor. Tabi bunların konuşulması istenmiyor. Yani bunların işte özgür gazeteciler tarafından veya sosyal medya mecralarında gündeme getirilmesi istenmiyor ki eğer önümüzde bir seçim varsa iktidar partisinin en çok korktuğu nokta sandık. Sandığın ucu hafif gözükünce iktidar partisinin eli ayağı birbirine karışıyor. Bakın yine sosyal medyaya bu kez e, yeni bir yasa yolda. AKP sosyal medyayı önemli ölçüde kısıtlayacak yeni bir yasa hazırlığı için harekete geçti. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çalışmaları anlatan Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmeli önerisinde bulundu. Şimdi ne kadar ucu açık değil mi? Yani bir düzenleme yaptıkları belli biz bu işin fişini çekeceğiz. Şöyle kilit vuracağız demiyorlar da ne diyorlar? Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara. Kim mesela veya dezenformasyon kime göre dezenformasyon? Mesela iktidar partisi ülkede ekonomik kriz yok diyor. Şimdi bir vatandaş veya bir gazeteci veya bir ekonomist, bir akademisyen rakamlarla ekonomik krizin olduğunu söylerse ve şunu derse mesela sizin rakamlarınız gerçeği yansıtmıyor. TÜİK gerçek rakamları vermiyor. Aslında enflasyon sizin verdiğiniz gibi değil. Aslında böyle derse dezenformasyon mu yapmış olacak yoksa gerçekleri mi söylemiş olacak? İşte iş iktidar partisinin o iki dudağı arasına kalırsa kafalarına göre yasa çıkarırlar kafalarına göre çıkarttıkları yasayla da insanları cezaevine atarlar ki zaten atıyorlar aslında. Şimdi devam edelim sevgili seyirciler. Mesela işte iktidar partisinin en çok konuşulmasını istemediği konulardan biri de biraz önce ben de vurguladım. Nedir o? Ekonomik kriz. Bakın açlık sınırı ne durumda? Kamuar'ın 4 kişilik bir aile için yaptığı hesaba göre açlık sınırı Temmuz ayında 3513 lira. Yoksulluk sınırı ise 12195 lira oldu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Arge birimi KamuAr'ın hesapladığı açlık sınırı düzeyi Temmuz ayında bir önceki aya göre 45 lira arttı. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 198 lira ve yoksulluk sınırı da 270 lira arttı. Açlık sınırının bile asgari ücretin üzerinde olduğu bir ülke. Zaten 12 bin liradan az para giriyorsa bir ailenin evine zaten o aile aslında yoksulluk sınırının altında yaşıyor veya yaşamaya çalışıyor. Olay sadece karnını doyurmak değil tabii ki bir ailede birçok farklı ihtiyaçlar var. Sosyal ihtiyaçlar da var sevgili seyirciler. Tatil de bir ihtiyaçtır. Eğer bir yıl boyunca çalışıyorsa bir aile yaz geldiğinde şöyle ailecek güzel bir tatil yapamıyorsa o da bir sorundur. Ve ülkede e, belki milyonlarca aile yıllardır tatil yapamıyor. Değil mi? Sadece tatil mi sevgili seyirciler? Ne bileyim bir tiyatroya gitmek istersiniz ailecek. Bir sinemaya gitmek istersiniz. Bir konser dışarıda yemek yemek istersiniz belirli zamanlarda. Bir aile düşünmeden bunları yapabiliyor mu ülkede? Kazançlarıyla yoksa sadece faturayı mı düşünüyor? Şöyle alt alta topluyor. Bu ay bunları 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 ödeyeceğiz ki eğer konuştuğumuz yer Türkiye'se ki öyle. Türkiye'de bugün neredeyse borçsuz insan yok. Kredi kartları artık tamamen dolmuş durumda. Bir kredi kartı borcunu kapatmak için insanlar bankadan kredi çekiyorlar, ihtiyaç kredisi. Onunla başka borcu ödüyor. Sonra yeni borç geliyor. Böyle ayakta durmaya çalışan milyonlar var. Hepimiz bunu çok çok iyi biliyoruz. Bir de gelir eşitsizliği var. Adaletsizlik. Ülkeyi son 20 yıldır yöneten AKP iktidarında bu makas daha da açıldı. Yani zengin iktidarın yandaşı zenginler daha da zenginleşirken Fakirleşme daha da e, vahim boyutlara ulaştı. Yani makas açı, açıldı. Bakın e, resmi somut rakamlarla o gelir eşitsizliğini yani adaletsizliği gözler önüne seren önemli bir tablo. Türkiye AB ülkeleri ile karşılaştırılmış burada. Burada bu tabloda gelir eşitsizliğinde bakın ilk sırada kim yer alıyor? Tabii ki Türkiye yer alıyor. Bu bir gelir eşitsizliği tablosu. Sonrasında sıralanan ülkelere de bakıyoruz. Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Romanya, Sırbistan, İspanya diye gidiyor. Ama ne yazık ki AB ülkeleri Türkiye ile kıyaslandığında ne yazık ki Türkiye bu karşılaştırmada gelir eşitsizliğinde ilk sırada yer alıyor. Gelir eşitsizliği demişken fakirleşme demişken Ülkede birileri var ki onlar hep zenginleşiyor. Onlara bütün kapılar açılıyor. Onlara bir maaş yetmiyor. iki maaş, üç maaş, beş maaş veya daha fazlası. Veya ballı görevler veya bir yerlerden kaynaklar, bir yerlerden burslar sevgili seyirciler. Yani hakkı olmayan koltuklara oturtmalar, makamlara oturtmalar. Bakın o isimlerden biri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu müfettiş görevlendirmiş. Ekrandaki isim AKP'li Ravza Kavakçı Kan. ABD'de aldığı eğitimin masraflarını meğerse önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi'ne karşılatmış. 155 bin dolardan fazla da para verilmiş. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bunu bugünkü yazısında gündeme getirdi. AKP milletvekili Ravza Kavakçıkan'ın ABD'de aldığı eğitimin masraflarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı iddiası üzerine de Ekrem İmamoğlu'nun müfettiş görevlendirdiğini yazdı. O müfettiş raporunda AKP milletvekili Kavakçıran'ın ABD'de yıllarca yaşaması için İBB paralarının nasıl akıtıldığının yazdığını belirten Barış Pehlivan, 2013 yılına kadar kana toplamda yaklaşık 155 bin dolar ve 59 bin lirada para verildiği dikkat çekiyor diyor. Evet ne kadar basit bir soru var aslında. Bu AKP'li vekilin, Ravza Kavakçıkan'ın, ABD'deki eğitim masrafları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından neden ödenir? Şu taraftarlığı bir kenara bırakalım sevgili seyirciler. AKP'ye oy veriyor olabilirsiniz. Bir düşünün ama oturun bir düşünün. Tarafsızca bir düşünün. İstanbul'un belediyesinin kaynağı, parası bu AKP'li vekil okusun diye neden harcanır? Basit bir soru. Eğer siz vicdanınızda bu sorunun cevabını verebiliyorsanız sorun yok. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi bir belediye başkanının sözleri var sırada. Çok tartışılıyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı sevgili seyirciler. Önce o sözlere bakalım sonra neden tartışılıyor konuşalım. Şu ifadeleri kullandı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan su kullanamayacak. Yabancı uyruklulara 10 kat zam yapacağız. Niye? Çünkü gitsinler istiyoruz diyor. Şimdi bu ifade tabi çok tartışıldı. E, hala da tartışılmaya devam ediyor. Bu arada tartışmalar üzerine tabi e, yine bir açıklama yaptı Tanju Özcan. CHP'li Bolu Belediye Başkanı ve bu sözlerin arkasında olduğunu söylüyor. Şimdi bu ifadelerle alakalı Haber Türk yazarı Nihal Bengüsü Karaca'nın köşe yazısından bir bölüme bakalım. Söyledikleri özetle şu anlama geliyordu. Su bile vermeyeceğiz. Takdir ederseniz ki bu son derece korkunç ve hatta alçak bir yaklaşım. Suya erişim en temel insan hakkıdır. Bu haktan faydalandırmak Muhatabın mülteci mi, sığınmacı mı, geçici koruma statüsünde mi olduğuyla ilgili değildir. Ahlaksızlığın lüzumu yok nokta. Ama bir de bu noktaya nasıl geldik diye bakmak lazım. Ne oluyor da bir belediye başkanı çıkıp böyle bir laf edebiliyor, tenkit aldığı kadar tebrik de alabiliyor diyor Nihal Bengüsü Karaca. Şimdi Türkiye'de ciddi bir e, göçmen... Problemi olduğu bir gerçek. Suriyeli sığınmacılar, şu anda Afgan göçmenler vesaire devam ediyor. Milyonları bulan bir e, insan e, göçünden bahsediyoruz. Yerinden yurdundan olmuş edilmiş insanlar. Şimdi buna tepki gösterilebilir mi? Buna şöyle tepki gösterilebilir. Ülkeyi yönetenlerin yanlış politikasına tepki gösterebilirsiniz. Ama iş insani kısma gelirse orada insanın kimliği yoktur sevgili seyirciler. İnsan insandır. Sığınmacı, işte Suriyeli, Afgan, Türk, Alman, şu bu insanın olduğu yerde bütün kimlikler bir kenara bırakılır. Eğer bir belediye kendi sınırları içerisinde yaşayan insanlara su hizmeti, elektrik hizmeti veriyorsa bunu kimliklere göre ırklara göre veya onun şuradan buradan göçüp göçmediğine göre yapamaz. Bununla alakalı haliyle bununla alakalı bir ifade kullandığında sana 1 lira, öbürüne 5 lira, 10 lira derse haliyle tepki çeker. Tepki çekmesi de gayet normaldir. Ama onun dışında bakın ayrımı yapıyorum. Onun dışında AKP iktidarının dış politikasını, göçmen politikasını eleştirebilirsiniz ki eleştiriyoruz üzerinde çok 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 daha konuşuruz o tamamen ayrı bir konu. Bir haber Sedat Peker'in oğlu bu kez gündeme geldi. Bakın o da pasaportunun iptaliyle ilgili isyan ediyor. Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker pasaportunun iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir? AKP hükümeti diye soruyor. Hadi biz de soralım. Haksız mı? Çok basit bir soru. Sıradan bir vatandaş kimin oğlu olduğunun bir önemi var mı? Yok. Babası şudur, budur, suçludur, değildir. Bunu tartışmıyoruz. Ama maalesef ve maalesef sadece Sedat Peker'in oğluna yapılmadı bu. Yıllardır özellikle 15 Temmuz sonrasında KHK'lılar bu zulmü zaten yaşıyorlar. Küçücük çocuklar, kızlar, oğullar, eşler sevgili seyirciler. Babalarının ismi yüzünden veya anneleriyle ilgili bir iddia yüzünden, bir suçlama yüzünden. Bu muameleye maruz bırakıldılar, hala da bırakılmaya devam ediyorlar. O, oysa seyahat de bir seyahat özgürlüğü de bir insan hakkıdır. Ve her programda konusu geldiğinde tekrarladığımız o e, temel hukuk kaidesini bir kere daha tekrarlayalım. Suç şahsidir. Eğer bir suç varsa, baba yüzünden oğul, baba yüzünden kız. Veya bir adam yüzünden onun eşi e, suçlanamaz ama ne yazık ki Türkiye artık bir hukuk devleti mi ondan da emin değiliz. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.